Evet arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben Doktor Atilla İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanıyım. Aynı zamanda da Doktor Dahiliye platformunun sahibiyim. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz sizle YouTube'da. Aslında bu çok uzun zamandan beri yapmak istediğim bir seriydi. Ama ertelemiştim işte iş yoğunluğundan vesaire, sağlık problemleri, bir şeyler bir şeyler. Ama bugün sizlerleyim ve artık bu seriye başlıyoruz. Ve bunun için de çok heyecanlıyım. Umarım sizler de öylesinizdir. Bu seride belli semptomlarla ya da bulgularla bizim karşımıza gelen hastalara tanı koymaya çalışacağız. İşte tanıya giderken bir klinisyen bakış açısıyla nelere dikkat ettiğimizi, işte laboratuvar olarak neleri sorguladığımızı, öyküde nelere dikkat ettiğimizi vesaire. Yani böyle genel bir bakış açısıyla en önemli semptom ve bulgulara yaklaş, yaklaşmayı planlıyorum. İlk dersimizin konusu olarak klinik pratiğimizde çok çok fazla gördüğümüz trombostopeni seçtim. Ama tabii işte sosyal medyada Instagram'da paylaştığım postun altına da bir sürü öneri geldi. Hani sizler de yapabilirsiniz hem bu videonun altına hem de Instagram paylaşımının altına yapabilirsiniz. Ee, hani önerileri açayım. Benim kafamda bazı önemli tabii ki majör şeyler var anlatmayı planladığım. Mesela karaciğer fonksiyon bozukluğuyla gelen hastalara yaklaşım. İşte kreatinin yüksekliğiyle gelen hastada yaklaşım. Disney ile gelen hastaya yaklaşım. Göğüs ağrısıyla gelen hastaya yaklaşım vesaire vesaire. Ama Dediğim gibi hani bu serinin e, uzun soluklu olacağını düşünüyorum. Hani bu nedenle sizden gelecek bazı konuları da e, yer vereceğim çok büyük ihtimalle. E, diyerek girişi yapayım. E, aslında buradaki amacım şu. Hani TUS'la ilgili şeyleri konuştuğumuz zaman hem doktor dahiliyede hem de değişik platformlarda TUS'la ilgili şeyler anlatıldığı zaman böyle yaklaşım e, konularına çok fazla girilmiyor. Yani işte İTP konuşuyoruz çok güzel. Hani trombostepeni nedir konuşuyoruz çok güzel ama hani şunu konuşmuyoruz. Hani trombostepeni ile bir hasta sizin karşınıza geldi örnek olarak. Ya bu hastaya tanı koyana kadar ne yapıyoruz neler yapıyoruz neler düşünüyoruz ayrıcı tanıda neler aklımıza geliyor nasıl ekarte ediyoruz işte sırasıyla. Ve doğru tanıya son tanıya nasıl ulaşıyoruz ve bu hastaları nasıl yönetiyoruz. Tabii böyle global kapsayıcı bir bakış açısıyla her yerde bulamıyorsunuz bunları. Hani buradaki amacım ücretsiz bir şekilde bütün hekim arkadaşlarım ve hekim adayı arkadaşlarımı bunu sunmak. Klinik tecrübelerimden sizlere arkadaşlar bir şeyler aktarabilmek. Çünkü ben çok fazla hasta gördüm. Zaten hematolog olduğum için hematolojik hastalıkları çok 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 fazla klinik pratiğimde görüyorum. Ve bunlarla ilgili önemli trik noktaları, önemli yaklaşım noktalarını tabii ki hem sınavda soru yakalayacak üzere hem de klinik pratikte size hastada gerçekten yaklaşımı öğretecek şekilde... Paylaşmak istiyorum diye giriş yaptım ve şimdi artık yavaş yavaş e, dersimize giriş yapalım. Tabii e, her zaman söylüyorum videolarda tekrar en başta söyleyeceğim. E, bu videoyu eğer beğenirseniz like atmayı unutmayın şimdiden de atabilirsiniz arkadaşlar çünkü beğeneceksiniz rahat olun çok güzel şeyler öğreneceğiz sonra da unutulmasın e, biz de bu like sayılarına bakarak işte güzel yorumlara bakarak kendimizi motive etmeye çalışıyoruz sizlerin de tahmin edeceği gibi haydi başlayalım şimdi trombostopeni öncelikle tanımlayalım trombostopeni 150 binin altına inmesi trombositlerin normal şartlar altında insan olduğunda 150 bin ile 400 ya da 450 bin işte laboratuvardan da laboratuvarda bir miktar değişebiliyor. Arasında değişiyor trombos sayısı ama 150 binin altına düştüğümüz zaman trombositopeni olduğunu söyleyebiliyoruz. Tabii her trombositopeni hastasındaki yaklaşımımız böyle akut, a panik yapayım, hızlı hareket edeyim gibi olmuyor. Bazen çok relaks oluyoruz. Özellikle ılımlı trombositopenilerde ya da hafif trombositopenilerde. Bazen de çok hızlı hareket etmek istiyoruz. Çok ciddi mesela 10.000 geldi hastanın trombositopenisi. Burada ne var? Çok hızlı bir şekilde düşünmem lazım. Hasta kanamasını önlemimi önlemi almam lazım. Ve doğru tanıya hızlı bir şekilde gitmem lazım. Yani bu kurguları hastanın trombosi sayısına ve semptom ve bulgularına göre yapmamız gerekiyor. Özellikle de kanayan hastalarda çok daha hızlı hareket etmek istiyoruz. Tahmin edeceğiniz gibi. Tabi elimiz ayağımız böyle birbirine de karışmayacak. Hem soğukkanlı olacağız hem de hızlı hareket edeceğiz. Tabi soğukkanlı davranabilmek için de bazı şeylere hakim olmamız gerekiyor. Yoksa bilmezsek soğuk soğukkanlılığımızı kaybedebiliriz. Şimdi 100-150 bin hafif, 50-100 bin arasında 99 bin orta, 50 binin altına indiğimiz zaman da işte bazı kitaplarda bazı tanımlarda 20 binin altı olarak da söylenebiliyor. Ciddi trombostopeni olduğunu hastalarda söyleyebiliriz. Kanama riski sadece trombos sayısıyla ilişkili değil, altta yatan hastalık da bunu çok değiştiriyor. Hani söyledim ya, işte trombosi ile bir hasta geldiği zaman biz öncelikle işte sonuçta neyden korkuyoruz? Bu hasta kanar mı? Özellikle de bir santral sinir sistemi kanamasıyla hasta hayatını kaybeder mi diye bir endişemiz var. Tabi bunu belirlemeye çalışırken ya da bunu tahmin etmeye çalışırken tamam trombos sayısı bizi bir miktar yönlendiriyor. Fakat tek başına değil alt yatan hastalık da önemli. Mesela ITP düşünün. Hastalıklara çok fazla girmeyeceğim ama tabii ki önemli noktalarını söyleyeceğim. Hani ITP imin trombositopeni demek ve çok sık görüyoruz erişkinlerde izoliyo trombositopeninin altında ITP'yi. Şimdi ITP'de trombositlerde bir fonksiyon bozukluğu var mı? Yani trombositlerde bir defekt var mı sayısal defekt dışında? Kalitatif bir defekt var mı? Yok. Yani kalitesi normal trombositlerin. Hatta bu trombositler ITP'de büyük olduğu için, büyük trombositler olduğu için daha da aktiftir aslında normal trombositlere göre. Hani bu yüzden ITP'li bir insanda mesela 40 binken trombos sayısı ya da 30 ken trombos sayısı ciddi bir kanama görmeyi çok fazla beklemeyiz. Ama bu hastanın bir Bernard Solier sendromu olduğunu yani bir trombos defekti olduğunu düşünün. Glikoprotein 1B9 reseptörlerinde defek vardır Bernard Solier hastalarında. Ama bu hastalar işte 30 binle şıkır şıkır kanayabilirler belki. ITP hastası kanamıyor ama Bernard Solier kanar. Çünkü trombosi fonksiyonları da bozuk Bernard Solier'de. Bakın burada değişik şeyleri aslında denklem içerisinde düşünmemiz gerekiyor. Sonuca varabilmek için Bir insanın erişkinliği boyunca Trombos sayısı da 3 aşağı 5 yukarı aynıdır Bunu da şunun için söylüyorum Şimdi mesela ben Ben trombos sayısı, sayımı biliyorum Benim trombos sayım 320 bin civarında Şimdi Bu trombos sayısı normal sınırlarda mı? Evet Ama şöyle bir şey düşünün Ben de ya da hadi ben de düşünmeyelim ee, Normal bir insanda x kişisinde Trombos sayısı 400 bin olsun Peki bu hastanın ya da bu insanın daha sonra işte hayatının belli bir döneminde ben trombositlerini ölçtüm. Özellikle de heparin verdikten sonra birazcık da klinik bir kontekst olsun diye veriyorum bunu. Bir hafta sonra ölçtüm heparin verdikten sonra 180.000 geldi. Şimdi laboratuvar olarak 180.000 olması size bir uyarı böyle yıldız gibi bir şey verecek mi o sonuç kağıdında? Vermeyecek çünkü normal 150 ile 450, 400 arasında. Ama bu hasta için normal mi bu? Yani 400 binmiş ve bir haftada 180 bine düşmüş. Arkadaşlar bu çok patolojik bir şey. Bakın hastanın trombosit sayısı hala normal olabilir. Ama burada çok ciddi bir patoloji var. Bu hasta çok büyük ihtimalle heparin induced ya da heparinle tetiklenen trombositopeniye girmiş bu hasta. Ama trombositi normal hala. Bakın burada aslında bunu düşünmemiz lazım. İşte normal bir insanda trombosit sayısı 3 aşağı 5 yukarı hani artı eksi 30 bin 40 bin civarında düşünebilirsiniz. Birbirine benzer böyle çok ciddi deviyasyonlar varsa mutlaka belli bir patoloji düşünmeniz lazım. Yaklaşık %2-3 arasında popülasyonda 150 binin altında görebilirsiniz trombositleri. Burada panik yapmanıza gerek yok. Zaten ılımlı trombositopenlerle ilgili şeyler söyleyeceğim size ilerleyen e, dakikalarda. Bu hastalarda panik yapmadan bu hastaları genellikle işte bazı tetkikleri yapıp takip ediyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz. Çünkü bu hastaların birçoğu düzeliyor e, süreç içerisinde. Şimdi başka bir konuya giriş yapmadan yani daha doğrusu ilk giriş kısmında değinmek istiyorum. Şimdi trombostopeni tamam bir insanın kanamaya yatkın hale getirebiliyor ama bazı durumlarda trombostopeni olmasına rağmen böyle trombotik bir tabloda görebiliyoruz. Bunları da ayırıcı tanıda mutlaka düşünmemiz lazım. Sınavlarda da çıkar bunlar karşınıza. Zaten hem TUS'un hem de Yanda Dahiliye sınavının en sevdiği konuları burada görüyorsunuz. Bakın abartmıyorum. En sevdiği konular var burada. Hey, heparin indüklenen ya da heparinle tetiklenen trombostopeni defalarca soruldu hem yanda alda hem de tusta. Nasıl sorulmasın? Hematologlar için çok büyük bir klinik problemdir hit ve cerrahlar için çok büyük bir klinik problemdir hit. Zaten cerrahlar işte postoperatif dönemde heparin vermişlerdir hastaya. Sonra trombositopeni geliştikçe birden panik kapılırlar Hemen bizi ararlar. Ya bu hasta hit mi oldu? Heparini kessek mi? Başka bir şey mi versek diye konuşmaya başlarız. Hastayı değerlendirmeye başlarız. Covid döneminde özellikle AstraZeneca'ya ait aşıdan sonra bir e, trombotik tablonun tetiklendiği trombostopeni ile e, gösterildi. Diğer aşılarda çok fazla gösterilmedi ama AstraZeneca, Türkiye'de de yapılmadı AstraZeneca aşısı ama hani böyle bir konsepti bilelim. Aşılar bazen tetikleyebiliyor. Antifosolipit antikor sendromu, disemin intravasküler koagülasyon, trombotik mikroanjiyopatiler özellikle tabii hüs ve TTP'yi burada kastediyoruz. Ve paroksimal noktunel hemoglobinir hastalarında da trombostopeni vardır ama bu hastaları daha çok kanarken değil, trombozla karşımıza geldiğini göreceksiniz. Ama bunların hepsinde trombostopeni vardır ve ayırıcı tanıda bunları da mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Şimdi trombostopeni nasıl gelişiyor? Mekanizmal olarak düşünelim. Hani patofizyolojisi nedir trombostopeni gelişiminin? Şimdi mantıksal olarak düşünüyorum. Ya gerçek bir trombostopeni yoktur ve makina bunu yanlış saymıştır ve ben bunu periferik yaymada yakalarım. Birazdan konuşacağız. Biz bunlara pseudo trombositopeniler ya da yalancı trombositopeniler diyoruz. İkincisi bu slaytta da gördüğünüz gibi üretim azalmış olabilir. Yani kemik iliğiyle ilgili bir problem ortaya çıkmış olabilir. Megakaryosit matürasyonuyla, trombosit üretimiyle ilgili yıkım artmış olabilir ki bunu immün mekanizmalarda çok fazla görüyoruz. İmin trombositopeni dahil olmak üzere ya da redistribüsyon olmuştur. Yani platelet dağılımı vücutta değişmiştir. Yani periferde değil de artık başka bir yerde göllenmiştir. Bunu da hipersplenizmde çok fazla görüyoruz ve dilisyonel de olabiliyor. Ve bu mekanizmalarda her birinde ayırıcı da başka şeyler düşünmemiz gerekiyor. Mesela azalmış üretim dendiği zaman işte kalıtsal bazı durumlar var. Bernard Solier sendromu, Viscott Aldrich sendromu ki Viscott Aldrich sendromu aynı zamanda bir e, immün yetmezlik sendromudur. İşte ile ilgili birçok bulgusu vardır viskotaris sendromunun. Genellikle çocukluk döneminde zaten tanı alıyor bu hastalar. Bize kalmıyor. Grip platelet sendromu alfa granüllerinde bir defek vardır burada trombositlerin. Çede 2 gaşı ve MH9 ilişkili bazı hastalıklar işte My hastalığını burada görebiliyoruz. Kemik iliği hastalıkları var primer olarak. MDS, miyelodisplastik sendrom özellikle ileri yaşta çok büyük bir problem. Aplastik anemi hem gençlerde hem de ileri yaşta görebiliyoruz. Gene dediğim gibi hani hastalıkları çok fazla girmeyeceğiz. Genel olarak bir bakış olarak yaklaşım konuşacağız ama hani aplastik anemi özellikle genç bir e, kişi de işte bir ilaç kullanımı sonrasında ya da hiçbir neden ortada olmadan sizin karşınıza pansitopeni ile geliyorsa ayırıcı tanıda mutlaka düşünmeniz gerekiyor. Tabii bu hastalığın periferik yaymasında böyle blastlı falan atipik bir hücre görmeyi çok fazla beklemiyoruz. Birazdan periferik yayma kısmında ayırıcı tanıda konuşacağız. PNH'i görüyorsunuz. Az önce de söyledik. paroksismal noktayla hemoglobinleri. Bu hastalarda ne defekti vardır? CD55 ve 59'un membran ekspresyonu azalmıştır. Neden azalmıştır? Pig A geninde defekt olduğu için. Bakın bu hep karıştırılıyor. Tekrar söyleyeceğim burada. Yayınlarda böyle söylemeye çalışıyorum. PNH hastalarında genetik defekt CD55 ya da CD59'da değildir. Pig A genindedir. Ve bu Pig A geni GPI çapa proteinini bağlar. E, kodlar daha doğrusu GPI çapa proteinini. Kodlar GPI çapa proteininin aslında üretimi azalmıştır. Bu GPI çapa proteini CD55 ve CD59'un hücre membranına tutunmasına aracılık eder. Şimdi CD55 ya da CD59'un sentezinde bu bir defek yok. Çünkü bunların genleri normal. Bir problem yok bunları kodlayan genlerde. Bunların sentezi normal. Ama bunları membrana bağlayan GPI çapa proteininin sentezi azaldığı için çünkü geninde defek var. Bunların membran ekspresyonu azalıyor ve kompleman inhibe edilemiyor. Çünkü bunlar komplemanı inhibe eden faktörlerdir gibi. İnfiltratif hastalıklar ve megaloblastik anemi özellikle B12 ve folik asit eksikliğini burada göreceğiz. Yıkım ya da tüketim artışı dendiği zaman imin ilişkili olanlar karşımıza çıkabilir ki ITP bu grubun kesinlikle tartışmasız arkadaşlar en popüler hastalığı. İlaçlar ITP'ye neden olabiliyor. İlaçlar aynı zamanda bazen üretimi de baskılayabiliyor. Bunu birazdan tabloyla e, göstereceğim ilerleyen slaytlarda. Posttransfüzyonel purpura. Bu çok enteresan bir durum. Ben buradan ya şöyle bir soru geldi daha öncesinde. İşte bu posttransfüzyonel purpuranın geç dönem bir komplikasyon olduğu transfüzyon reaksiyonlarında daha önce soru soruldu, sorgulandı. Ama ben şöyle bir soru bekliyorum. Çünkü klinik klinikte bizim için çok büyük bir problem bu. Hastaya transfüzyon yaparsınız. Ne zaman gelişir? Genellikle 7 ila 10 gün sonra gelişir transfüzyon yaptıktan sonra. Ve hastalar trombostopeni ve kanamayla gelir karşınıza. Trombostopeni artı kanama. Bu hastaların yönetiminde en büyük hata şu olur bir vaka sorusunda. Yani şimdi hasta geliyor sizin karşınıza. 15 bin trombositi var hastanın. Hasta kanıyor diyelim işte. Mukozay kanaması var hastanın. İşte burnu kanıyor bilmem ne bilmem ne siz hemen bunu görünce ne yapıyorsunuz? Aa bu hasta trombostopenik. Kanıyor hasta. Hemen ben bu hastaya trombosit vereyim. Hayır. Bu hastaya hemen öyle rastlantısal random bir trombosit veremezsiniz. Çünkü bu hastada bu olayın patogenizinde zaten verdiğiniz trombosit var. O verdiğiniz trombositlere karşı gelişen antikorlar vesaire vesaire bir şeyler var. İmin ilişkili çünkü. E siz bu hastaya bir daha bir trombosit verirseniz böyle rastgele o zaman bu hastanın durumunu daha da kötüleştirirsiniz. Bırakın iyileştirmeyi. Hastada kanamayı şiddetlendirirsiniz. Çok saçma değil mi? Evet, çok saçma. Bu yüzden yapmıyoruz böyle şeyler. Bu hastalarda intravenöz imingulobilin veriyoruz tedavide. Çok güzel bir soru olur. Mükemmel bir soru olur. Ben size söylüyorum, artık sınavda yapması sizden. Allo antikor gelişimi olabiliyor. Gene verdiğiniz trombositlere karşı gelişen böyle immün ilişkili antikorlar geliyor, sizin trombositlerinize de bağlanabiliyor vesaire vesaire. Diğer grupta burada dik ve TMA zaten tartışmasız bütün sınavların popüler konuları. Bizim için de çok önemli bunlar çünkü hızlı bir şekilde tanı koyup tedavi etmemiz lazım bu durumları. Hastanın hayatını kaybetmemesi için. Kardiyopulmoner bypass ve bu esnada bağlanan ECMO cihazı ilişkili olabilir bu tüketim. Ve tromboz sonrası erken dönemde de özellikle masif trombozlarda trombositler tüketilebileceği için ılımlı bir trombositopeni görebilirsiniz. Ciddi bir trombositopeni olmaz böyle bir durumda ama Hani 140 bin, 130 bin, 120 bin gibi böyle ılımlı değerler görülebilir. Dilüsyonel olabiliyor masif sıvı transfüzyonları ya da masif etrus transfüzyonları sonrasında trombos sayısının düştüğünü görebilirsiniz. Ya da gestasyonel trombositopeninde de gene artan volüm nedeniyle gebelerde ki gebelerde bu volüm artışı özellikle mitral stenozu varsa çok büyük problemlere yol açacaktır akciğerde göllenme yapacağı için ve hasta hayatını kaybedebilir. Bu yüzden zaten gebelerde nereden nereye atladım ama birden gestasyon gestasyon ve eee volüm yüklenmesi dendiği zaman hemen hepimizin aklına benim de şu anda geldiği gibi mitral stenoz gelmesi lazım. Çok kötü prognostiktir gebelikte mitral stenoz çünkü volümü tolere edemez mitral stenoz hastaları. Bunları yeri geldikçe konuşuyoruz zaten. Ve redistribüsyon, hipersplenizm. Hipersplenizm olan hastalarda genellikle trombosit düşüktür çünkü trombosit dalak da çok daha fazla göllenir normale göre. Normal şartlar altında trombos havuzunun yani vücuttaki total trombos havuzunun yaklaşık üçte biri dalak içerisinde göllenmiştir. Ama hipersiplenik hastalarda, siplenemegelik hastalarda bu artar. Ve %90'lara kadar varabilir arkadaşlar. Bakın inanılmaz bir oran. Yüzde bütün trombositlerin dalakta biriktiğini düşünün. Çok değişik bir şey. Ve tabii ki hastanın trombositopenisi oluyor. Ama burada kemik iliğinde üretimde bir defek yoksa kemik iliğinde üretim hızlanacağı için çok çok düşük değerlere öyle 10.000, bin 20 bin, gibi değerlere düşmez. Mesela hipersiplinik bir hastada siz trombostu 10.000 buluyorsanız burada başka bir defek daha vardır. Yani bunu tek başına hipersiplinizmle falan açıklayamazsınız. En fazla 50 bine düşer. 50 altına ciddi trombostopeniler görmeyi beklemezsiniz siper Eğer görüyorsanız farklı bir şey vardır. Şimdi bu genel aslında giriş ve patofizyolojik mekanizmalara baktıktan sonra şimdi yavaş yavaş yaklaşımla ilgili konuşalım. Şimdi temel yaklaşım basamakları dediğim bazı basamaklar var bu hastalarda. Önce trombostopenik bir hasta geldiği zaman karşımıza hastanın ciddiyetini değerlendiriyoruz. Şöyle göstereyim slide görünsün. Ee, yani acil müdahale etmeniz gereken bir şey var mı burada? Hastada hemen trombostreplasmanı mı yapmanız lazım? Bu hasta kanıyor mu, kanamıyor mu? Bu hasta mesela sepsiste bir hastaysa dike mi girdi acaba? Disemin intravasküler koagülasyona mı girdi? Hızlı bir şekilde bir şeyler mi yapmanız gerekiyor? Gibi. Bakın bu şekilde hastada öncelikle ben böyle bir hasta gördüğüm zaman bunu yapıyorum. Hepimiz bunu yapıyoruz hematologlar olarak. Bu hastada acil müdahale etmemiz gereken bir durum var mı? Ciddiyetini değerlendiriyoruz. Fizik muayene bizim için önemli. Bizi yönlendirebiliyor. Laboratuvar bulguları önemli. Bunların hepsini tek tek konuşacağız birazdan. Bizi yönlendiriyor. İşte trombos sayısı burada önemli. Önemli. Koagülasyon, ek koagülasyonla ilgili bir defek var mı? Bizim için önemli. Trombosit fonksiyonları bizim için önemli. Ee, bir Birçok hastada tanıyı koyabiliyoruz aslında temel testlerle. Ki e, ITP buradaki en popüler tanımız oluyor. Ama eğer koyamıyorsak, kompleks bir durum ortada varsa, kafamız karışıksa o zaman bu hastaları arkadaşlar hematolojiye sevk etmemiz gerekiyor. Yani bir hematoloğun benim gibi bu hastayı değerlendirmesi ve ileri tetkik ve analiz yapması gerekiyor. Artık akım sitometri mi yapacağım, kemik ili aspirasyon biyopsi mi yapacağım? Buna ben karar vereceğim. O kadar yani sizin her basamağına çok hakim olmanıza gerek yok. Ama hani temel şeyleri yaklaşım olarak hastalarda planlamanız lazım. Şimdi acil müdahale gerektiren durumlar nelerdir? Bunu mutlaka bileceğiz. Ciddi trombostopeni ve kanaması varsa hastanın tabii ki de hemen replasmanı yapacağız. Trombosti replasmanı yapacağız. Replasman. Heparin trombostopeni ya da Vasin induced yani aşı induced e, trombositopenisi varsa işte dediğim gibi COVID aşılarının bazılarında görebiliyoruz. o zaman bu hastalarda da arkadaşlar hızlı bir şekilde müdahale etmemiz gerekecek. PTP post purpura zaten söyledim gene acil müdahale edilmesi gereken bir durum. İvik vermeniz gerekiyor hastalara. Tabi HIT'te ve VIT hastalarda tromboz gelişmemesi için hemen bir antikoagülan başlamak gerekiyor. Antikoagülan olarak da özellikle hit vakalarında heparin veremeyeceğimiz için hani bunu konuşma fırsatımız belki daha sonrasında olmayabilir bu yüzden söyleyeceğim. Hit heparine bağlı gelişiyor. Adından da belli zaten heparin indüs trombostopini. Genellikle 5 14 gün içerisinde ya da 10 gün içerisinde gelişiyor hastalarda trombostopeni. Ama bu hasta kanamıyor, tromboz oluyor bu hastalarda. Bu yüzden de tromboz riskinin önüne geçebilmek için bu hastalarda mutlaka bir antikoagülan vermeniz lazım. Ama heparin vermemeniz lazım artık. Çünkü heparine bağlı gelişti bu. Heparini kesersiniz bu hastalarda. Heparin yerine ne verirsiniz? Genellikle direkt trombin inhibitörü tercih ediyoruz bu hastaların tedavisinde. Argatroban gibi. Ya da faktör 10A inhibitörleri. Ya da faktör 10A inhibitörleri dendiğinde hemen aklımıza gelmesi gereken birkaç ilaç var. Oral olarak düşünüyorsanız, direkt faktör 10A inhibitörleri olarak düşünüyorsanız bunların hepsi zabanla bitiyor. Değil mi? İşte apiksaban, rivaroksaban, edoksaban gibi... Ya da direkt değil, indirekt olarak faktör 10'u inhibe eden bir ilacımız var. Fonda Parinux'tur. Ama Fonda Parinux oral, oral değil, parenteral kullanılıyor. Diğer bir seçenek de burada gene indirekt olarak faktör 10'ayı inhibe eden, aynen Fonda Parinux gibi indirekt inhibe eden Dana paroittir arkadaşlar. Bu da kullanılabilir. Ee, trombotik mikroanjiopatiler HÜS ve TTP'yi bu grupta görüyoruz. Özellikle TTP hastalarında acil müdahale olarak plazma-ferez yapmamız gerekiyor. HÜS hastalarında da destek tedavi yapmamız gerekiyor ki hastaların çoğunda zaten hemodializ yapmak gerekiyor. TTP hastalarında ne vardır defekt olarak? ADAM-TS 13 aktivitesi azalmıştır. Ve buna bağlı olarak da kocaman kocaman ultralarge von Willebrand partikülleri dolaşımda cirit atar ve trombozu beklenmeyen bir zamanda, beklenmeyen bir bölgede tetikleyebilir. Diseminant intravasküler koagülasyonu genellikle septik hastalarda, yoğun bakımda takip ettiğimiz hastalarda görüyoruz. Birçok nedeni var ve akut lösemi arkadaşlar gene hızlı bir şekilde tanı koyup tedavisini başlamamız gerekiyor ki hastada bu trombostopeni hızlı bir şekilde çözülsün ve e, olaylar gene normale dönebilsin. İlk cevaplanması gereken sorular arasında trombostopeni gerçek mi değil mi ki buna laboratuvarla karar vereceğiz. Trombostopeni yeni mi gelişti? Yeni gelişimli trombostopenilerde daha çok e, paniğe kapılıyoruz. Daha böyle hızlı tanı koymak istiyoruz. Çünkü alttan daha ciddi nedenler çıkabiliyor. Yani şöyle bir şey düşünün. Bir hasta var. Hasta diyor ki sizin karşınıza geliyor. İşte 90 bin trombostopin trombositi bundan bir yıl önce de 80 binmiş. Ondan iki yıl önce 100 binmiş. Hep bu aralıkta gitmiş gelmiş. Yani İTP hasta belli ki. Böyle kronik bir trombositopenis var. Yani burada panik yapar mıyız? Yapmayız tabii ki. Yani bu hastalığı yapacağımız şeyler çok daha relax bir periyotta olacaktır. Eşkeden başka bir hematolojik anormallik var mı? Bu da bizim için çok önemli oluyor ilk basamakta. Mesela hasta pansitopenisi varsa bu hastaya çok büyük ihtimalle kemikli aspirasyonu ve biyopsi yapı yapılacaktır süreç içerisinde. Ama bazen hani illa yapacağız diye bir şey yok. Çünkü bazen hani periferik yayma öncelikle bakıyoruz hastalarda. Hani hipersegmenten nötrofillerini görüyoruz. Megaloblastik bulguları görüyoruz. Hani diyoruz ki abi be, bir B12 ölçeyim ya diyorum kemikli biyopsi yapmadan önce. B12 ölçüyorum çok düşük geliyor aslında B12'si. Ha diyorum tamam önce bir B12 vereyim bakalım ne olacak. Vesaire vesaire. Altta yatan hastalığı spesifik tedavi acil başlamalı mıyım? Burada da özellikle en tipik vereceğim örnek TTP. TTP hastalığı düşünüyorsanız hızlı bir şekilde plazma ferez başlamanız lazım. plazma hızlı bir şekilde başlamazsanız maalesef hastaları hızlı bir şekilde kaybedebilirsiniz. Yani hasta birden arkadaşlar hayatını kaybedebilir nörolojik bir olayla, trombotik bir süreçle. Yani bu yüzden bu hastalarda da hızlı davranmak istiyoruz. Trombostopeni gerçek mi sorusunda tabii ki. Pisli düşünmemiz lazım. Çünkü bakın biz hematologlar obsesifiz. Hani biz de bazen daha geçerler konsültasyonlarda e, işte sürekli periferik yayma isteriz. Gene hematolog periferik yayma isteyecek. Ya tabii ki isteyeceğim arkadaşlar. Çünkü biz makinaları güvenmiyoruz. Makinalar yanlış ölçüyorlar e, hücreleri, yanlış sayıyorlar. Bunu defalarca yaşıyoruz çünkü klinik pratiğimizde. Hani bu yüzden hematologları yargılamayın. Hematologlar ne diyorsa onu yapın arkadaşlar. Bir bildiğimiz vardır. Şimdi periferik yaymaya mutlaka bakarız. Sitopenisi ya da e, herhangi bir hücresel fazlalığı, anormalliği olan bir e, kişi de. Çünkü gözümüzde görmek isteriz. Sadece anormalliği gözümüzde görmekle kalmayız. Aynı zamanda periferik yaymada bazı ipuçları bizi ayırıcı tanıda da yönlendirir. Mesela trombostopenik bir hasta. Hani gerçekten trombostopenisi olsun. eritrosit morfolisi bana ayırıcı tanıda bazı hastalıklar aklıma getirir. Mesela parçalanmış eritrositler görüyorsam, şistositler görüyorsam aklıma trombotik mikroanjiopati gelir hastada. Gibi. Yani burada ayrıcı tanıyı da daraltıyoruz aslında. Sadece trombostopeni gerçek mi değil mi diye karar vermiyoruz. Başka şeyler de öğreniyoruz periferik yarmadan. Bakın böyle bir hasta gelmiş bizim karşımıza. Trombostopenikmiş bu hasta. 25 bin gelmiş trombosti sayımda. Sonra biz bu hastada bir periferik yarma istemişiz. Bakın periferik yarma nasıl arkadaşlar? Böyle kümesel ee, or, organizasyon gösteriyor trombositler. Böyle kümeleşmişler. Birbirlerine yapışmışlar. Agrega olmuşlar. Bu pseudotrombostopeni işte toplumda %1'in altında görülüyor aslında. Hani çok sık gördüğümüz bir şey değil ama sonuçta görüyorsunuz ve mutlaka bunu ekart etmeniz gerekiyor. Bu ETTA'ya bağlı bir reaksiyondur. ETTA. ETTA reaksiyondur bu aslında. ETTA mor başlıklı kan tüplerinde bulunan antikoagülandır. Çünkü bazı kan tüplerinde antikoagülan bulunur. Biliyorsunuz birazdan ben size zaten göstereceğim. İşte yeşil kapaklı tüple, tüpte, mavi kapaklı tüpte, mor kapaklı tüpte bunların hepsinde antikoagulan vardır. Ve etta kalsiyumu bağlayarak antikoagulan etkiyi ortaya çıkartır aynen sitrat gibi. Sitratı da kullanıyoruz antikoagulan olarak çünkü. Mesela etta ile alınmış bir kanda kalsiyumu ölçer misiniz? <laughs> ölçmezsiniz değil mi arkadaşlar? Bakın yani o gülüşten çıkartacaksınız zaten. Sitratlı bir kan tüpüne alınmış bir kanda kalsiyumu ölçer misiniz? Tabii ki de ölçmezsiniz çünkü buna kalsiyumu bağlıyor zaten. Vesaire vesaire güzel soru olur değil mi bunlar? Bunlar çok temel şeyler aslında hematolojik olarak. Ee, bazı hastalarda etteye bağlı dediğim gibi bunu görebiliyoruz. Peki bunu gördüğümüz zaman tamam paniğe kapılmıyoruz çünkü bu hasta kanamaz. Bu etteye bağlı bir reaksiyon olarak trombositler. Işte bir şekilde e, glikoprotein 2b3a reseptörleri aktif oluyor e, ette kalsiyumu bağlayınca e, ve bu şekilde agrega oluyorlar. Peki ben bu hastada gerçek trombosit sayısını nasıl saymalıyım? Ya parmak ucunu deleceksiniz aslanım ve hemen taze o akan kanı periferik yaymaya yayıp boyayacaksınız ve göreceksiniz. Ya da heparin ya da strat içeren bir tüple arkadaşlar bunu sayacaksınız. Çünkü genellikle heparin ve strata karşı bunu görmüyoruz bu reaksiyonu. Çok çok nadir olarak aslında görülebilir, görülmez değil ama çok çok nadirdir. Yani ettadan çok daha ekstrem nadirdir bunlara bağlı gelişen pseudotrombostopini. Bu yüzden bunlar daha güvenlidir. Bunlarla sayabilirsiniz. Burada Renkleri ben random seçmedim. Bilerek seçtim çünkü yeşil kapaklı tüpün içerisinde heparin, mavi kapaklı tüpün içerisinde de sodyum sitrat vardır. Hadi şimdi burada hangi tüpte ne var? Bunu arkadaşlar e, öğrenelim hematolojik olarak. Şimdi çok göreceksiniz kırmızı kapaklı tüplerimiz vardır. Genellikle biyokimyasal tetkikleri burada yapıyoruz. Bunun içerisinde genellikle antikoagülan yoktur. Sarı kapaklı tüpümüz var arkadaşlar burada. Gene biy e, biyokimyasal ve immünolojik birçok analizi burada yaparsınız. Burada gene antikoagülan yoktur. Şimdi bakın antikoagülanlara başlayalım. Gri kapaklı tüpte etta ve sodyum florit vardır. Aslında etta burada antikoagülan. Sodyum florit ise glikolizi engelleyen bir maddedir. Yani glikolitik reaksiyonları engeller. Bu yüzden de hastanın tüpe aldığınız glikozu bozulmadan durur. Yani glikoz e, değeri değişmez. E sonuçta sodyum flor glikolizi inhibe ediyorsa benim buradaki amacım nedir? Glikoz ölçmektir, değil mi? Glikoz ölçümünde bunu kullanabilirsiniz. Mor kapaklı tüpte tam kan ölçümü yapıyoruz genellikle. Ve bunun içerisinde etta vardır. EDTA. Et Yeşil kapaklı tüpte heparin vardır. Mavi kapaklı tüpte de sodyum sitrat vardır. Mavi kapaklı tüpte PT, APTT gibi koagülasyon testlerini isteriz. Bunu da ekstra söyleyeyim. Bakın burada zaten şurayı sileyim. Ayrı bir şey olarak da koydum. Hani hangi tüpte hangi kanlar isteniyor diye arkadaşlar. Burada güzel bir slide görmüştüm internette. Doğru bir slide. Hani hepsi burada yazanların doğru. Bu şekilde de bilebiliriz. Şimdi öyküye gelecek olursak. Hasta daha önce trombosit sayısı yaptırmış mı? Bunu zaten konuştuk. Aile hikayesi, hikayesi önemli. Çünkü ailesel trombositopenilerin tanısında bizi yönlendiriyor. Mesela örnek vereyim. Bernard Solier sendromu. MYH9 ilişkili hastalıklar, İşte Chediak-Higashi sendromu, Viscot-Ari sendromu değil mi? Bakın bunların hepsi ailesel trombostopeniler aslında, kalıtsal trombostopeniler. Böyle bir öykünün olması bizi yönlendirir. Kanama öyküsü bizim için önemli. Peteşo olabiliyor trombostopenik hastalarda. Ekimoz olabiliyor bazen. Epistaksis diş eti kanaması gibi birçok primer hemostaz bozukluğunu görebiliyorsunuz. Şimdi ben burada yaklaşım konuştuğum için... ...daha çok hastayla ilgili yaklaşım konuştuğum için... ...tabii hemostazla ilgili ayrıntılara giremiyorum. Ama e, kanalı takip edenler biliyor. E, etmeyenler için de burada söyleyeyim. Çok yakın bir zamanda YouTube kanalına... ...bunu izlediğiniz kanala yani... ...hemostazla ilgili çok güzel bir video koydum. Burada hemostazın arkadaşlar temelini öğretmek istiyorum size. O videoda öğretiyorum. Hani Bunu izleyebilirsiniz. Burada çok güzel bilgiler öğreneceksiniz... ...hemostazın temeliyle ilgili. Hani Bu yüzden... Onu izledikten sonra da tekrar bu videoyu izleyebilirsiniz ya da kafanızda zaten belli şeyler daha da netleş net netleşecektir. İlaçlara bağlı gelişebiliyor ki özellikle 2 hafta içerisinde eğer gelişecekse gelişiyor birçok ilaca bağlı trombostöpeni. Heparin türevleri burada çok önemli. Hit yapabiliyordu. Linezolit önemli. Linezolit bir protein sentez inhibitörüdür bu arada. Linezolit. Orayı geçiyorum mekanizmasına. Linezol bizim için çok önemli bir ilaç. Çünkü dirençli gram pozitif enfeksiyonların tedavisinde linezolit kullanıyoruz. Mesela Metsin rezistan e, staphyrus. ya da e, Vancomycin rezistan işte Enterokoklar gibi. Yani bunların tedavisinde hep böyle linezolit çok popüler bir ilaçtır. Linezolit bu kadar popüler fakat yan etkisi olan trombostopeniyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü o zaman şöyle bir şey oluyor bilmeyince. Artık biliyor bütün hekimler neredeyse klinik pratikte bu işle uğraşan. Yani hiç değilse linezolit reçete eden insanlar çok iyi biliyorlar artık. Linezolit verdiğiniz zaman mieli süpresyon gelişiyor. Pansitopeni bile görebilirsiniz. Trombositopeni zaten hastaların çoğunda 10 günlük kullanım ya da daha uzun süreli bir kullanım varsa yavaş yavaş görmeye başlarsınız trombositopeniyi. Merak etmenize gerek yok. Linezoliti kesince trombositopeni zaten arkadaşlar düzeliyor. Hani bu yüzden bu soru da çıkar sınavda karşınıza Şaşırmayın bakın bunlar çok popüler klinik problemler. Kinin içeren maddelerde de arkadaşlar gene trombostopeni görebilirsiniz. Mesela birçok ilacın içerisinde e, katkı maddesi olarak kinin bulunuyor ama... ...ben size çok ilginç başka bir şey söyleyeyim. İçerisinde kinin olan gin tonik. <laughs> Mesela jintonik içen, içmeyi seven bir insan arkadaşlar. İşte jintonik içti, işte, trombostopeni oldu. Yani içtiği alkolden dolayı da olabilir tabii ki trombostopeni. Çünkü alkol ilişkili de trombostopeni görüyoruz ama... İçerisindeki kininden dolayı da cintonik özellikle, cintoniğin içerisinde vardır. Kininden dolayı da trombostopeni görebilirsin. Çok ilginçtir. Ve enfeksiyonlara bağlı da tabii özellikle kemik iliği, depresyonu gördüğümüz için birçok enfeksiyonda özellikle de viral enfeksiyonlarda gene trombostopeni olabiliyor. Fizik muayene değil, kanama bulguları oluyor hastalarda. Peteşi purpura, ekimoz gibi. Ama şunu yıldızlıyorum. İzole trombostopenilerde palpable purpura gözlemeyi beklemiyoruz. Yani şöyle hastanın arkadaşlar purpurasına şöyle dokunduğumuz zaman deriden kabarık değildir. Elimize gelmez purpura yani. Deriyle aynı seviyededir. Eğer palpable bir purpura varsa vaskülit düşünmemiz çok daha mantıklı olacaktır. Özellikle de küçük damar vaskülitleri değil mi? Anka ilişkili vaskülitler olabilir. Henoch Schönlein purpurası olabilir. Kriyoglobinlemik vaskülit olabilir vesaire vesaire. Mukozalarda ortaya çıkan ıslak purpuralar ki purpuraları da aslında ikiye ayırıyoruz ıslak purpura mukozalarda ortaya çıkan ya da kuru purpura deride ortaya çıkan purpura. Daha çok ıslak purpuraları daha ciddi durumlarda görüyoruz. Yani bu yüzden ıslak purpurada da gördüğümüz zaman hemen daha fazla bir panik yapıyoruz ya da daha hızlı bir şekilde tanıya gitmeye çalışıyoruz. Fizik muayene splenomegali lenfadenopati gene bizim için çok çok önemli. Eğer trombostopenik bir hasta geli varsa siroz gibi bir karaciğer hastalığı ya da portal hipertansiyona yol açan hastalıkları düşünmeniz lazım. Mutlaka lenfoproliferatif hastalıklar lenfomalarda aklınıza gelmeli süreç içerisinde splenomegalisi belirginse mesela heyrisel lösemi hastada heyrisel lösemi saç yüceği lösemi de olabilir. Masif splenomegeli ile gelir bu hastalar sizin karşınıza işte ateşleri olabilir ve panstopenileri olur. Hani her hastada panstopeni olmak zorunda değil izole bir trombostopeni ya da anemiyle de sizin karşınıza gelebilir bu hastalar. Lenfadenopati gördüğümüz zaman eğer hassas bir lenfedönopati ise, lokal enfeksiyonlar generalize ise daha çok böyle viral, özellikle HIV mutlaka aklımıza gelmeli. Bakın HIV arkadaşlar tüm dünyada trombostopeni etüdesinde mutlaka ilk sıralarda düşünmeniz gereken bir viral ajandır. Mutlaka düşüneceksiniz ve HIV ile ilgili serilisini isteyeceksiniz trombostopeni ile gelişen gelen hastalarda. Epstein-Barr enfeksiyöz mononükleoza bağlı görebilirsiniz. Lupus da görebiliyorsunuz jenerize lenfadenopatiler ve trombostopeni. Sarkoidoz vakaları, lenfoma vakaları değil mi? Ama malin nedenlerle gelişen lenfadenopatilerde genellikle ağrı yoktur. Bunu da eklemek istiyorum. Eğer ağrı, inflamasyon bulguları varsa bir lenfadenopatide burada daha çok enfeksiyöz nedenleri ön planda düşünmemiz gerekiyor. Laboratuvarda tabii ki tam kan sayımını tekrar etmek istiyoruz. Çünkü bu bir laboratuvar hatası olabilir ve periferik yayma yapmak istiyoruz. Birazdan periferik yayma konuşacağız. Eğer ciddi bir trombostopenisi varsa hastanın hemen yapıyoruz bunu. Hemen hızlıca tak. İkinci sayımı gönderiyoruz. 50-100 bin arasındaysa panik yapmanıza gerek yok. Hani burada hemen de gönderebilirsiniz eğer obsesifseniz. Birkaç hafta sonra da gönderebilirsiniz eğer çok obsesif değilseniz. Hani ben genellikle klinik pratiğimde bu hastaları böyle bir hafta sonra çağırıp tekrarlıyorum bu testi. 100.000'in üzerindeyse üzerinde o zaman çok çok daha relax oluruz ve birkaç ay sonrasında hastayı kontrole çağırıyoruz. Bu vakaların bir kısmı zaten trombositopeni kendi kendine düzeliyor. Bununla ilgili de zaten sonlara doğru konuşacağız. Tam kan sayımında eşlik eden başka bir sorun var mı? Çünkü başka bir sorun varsa kemik eli biyopsisine doğru hematolog olarak böyle gitmek istiyorum. Böyle dürtüyor beni arkadaşlar. Bu hastada biyopsi yapmak bir şey çıkacak bu hastadan. Bu hastaya hemen biyopsi yap, planla. Defter boş mu? Hangi gün boş? Falan diye hemen beynimde dönmeye başlıyor. Sizin de dönmeye başlasın ve hematolog yönlendirmesiyle ilgili hemen kafanızda bir plan kurun. Eğer kemik ili biyopsi yapamıyorsanız. Şimdi anemi eşlik ediyorsa trombostopenik hastalarda mutlaka disimin intervasküler koagülasyon ve TMA gibi mikroanjiopatik hemolitik anemiler aklımıza gelmeli. Evans sendromu gelmeli. Evans sendromu daha önce çıkmış bir sorudur zaten. Bir insanda hem otoümin trombostopeni hem de otoümin hemolitik aneminin aynı anda bulunmasına evans sendromu deniyor. asit B12 eksikliği megaloblastik anemilerde hem trombostopeni hem anemi görebilirsiniz. Enfeksiyonlar MDS panstopeni de olabilir. Lösemi panstopeni de olabilir. Kemik ile infiltrasyonu yapan bütün hastalıklarda mielofitiz bağlı olarak gene anemi ve trombostopeni hatta panstopeni de görebilirsiniz süreç içerisinde. Lokustoz eşlik ediyorsa enfeksiyonlar hemen ilk başta aklımıza geliyor. Kronik inflamatuar hastalıklar geliyor. Kanserlerde bazen lokustoz görüyoruz. Paraneoblastik olarak özellikle. Benim böyle gördüğüm vakalar oldu. Özellikle akciğer adına kanseri olan bir vakamda acayip bir nötrofili e, olmuştu. KML ile karıştırmışlar birçok merkezde. E, daha sonrasında son tanısak da akciğer adına kanseri oldu. Yani <laughs> 70 bin civarındaydı nötrofili. E, hastada tabii 70 bin nötrofili görünce... Ee, hani genel olarak insanlar e, KML ilk akla gelen tanılardan bir tanesi oluyor ama paranöblastik şeyleri unutmamak gerekiyor. Ve lösemide de bazen blastları e, makina lokosit olarak saydığı için lokositoz görebiliyorsunuz. Panstopeni varsa eğer gene lösemi bakın. Lösemi her yerde karşımıza çıkıyor zaten. MDS, aplastik anemi, önemli aplastik anemi, mielofitizik durumlar, mielofibrozis ve enfeksiyonlar gene burada kendine yer buluyor. Periferik yayma bizim kutsalımız <laughs> arkadaşlar hematologların kutsalı. Bunu çok çok iyi bileceğiz. Trombositlerin boyutuna bakıyoruz periferik yaymada. Buralardan spot sorularda görebilirsiniz. Vaka sorusu içerisine entegre edilmiş bir şekilde de görebilirsiniz. Bu hastalıkların birçoğunu ITP hariç görmeyeceksiniz birçoğunuz. Yani birçoğunuz bu videoyu izleyenlerin birçoğu görmeyecek hayatları boyunca. Ama dahiliyeci olursanız belki denk gelebilirsiniz özellikle. Bernard soulier sendromunda büyük ya da dev trombositler vardır. MYH9 ilişkili hastalıklarda dev trombositler vardır. Gri sendromunda büyük dev trombositler vardır. ITP'de büyük trombositler vardır. Bakın bu hastalıklarda trombositler büyüktür. Ve bu şekilde ayırıcı tanıyı bakın daraltıyorum aslında. Küçük trombositler görüyorsam burada çok önemli bir hastalık var. Viscot-Aldrich sendromu. VAS diye kısaltıyoruz bunu. Viscot-Aldrich sendromu. Aynı zamanda X-linked yani X ilişkili, X kromozomuyla geçen herediter trombostopeni de arkadaşlar bu grupta görebilirsiniz. Tabi burada gene aslında Viscot-Aldrich e, geninde defek vardır. Ama bu hastalarda genel olarak Viscot-Aldrich sendromu tablosu ortaya çıkmıyor. Sadece izole trombostopeni ile sizin karşınıza gelebiliyor bir grup hasta. Biz bunlara X-linked trombostopeni diyoruz. Tabi burada başka şeyler de var. Mesela GATA mutasyonu ile giden... X-linked trombositopeniler de var ama hani burada kastettiğim aslında viskot arek genindeki defektir. Çünkü o da X ile kalıtılır. Bakın burada görüyorsunuz periferik yaymada. Yani arkadaşlar artık eritrosit kadar olmuş yani trombosit. Görüyorsunuz bu bir trombosit arkadaşlar. Ama dev trombosit gördüğünüz gibi. Hani böyle bunları gördüğümüz zaman aklımıza burada gördüğümüz büyük dev trombositler gelmedi. Tabii eritrosit morfolojisi de bizim için önemli. Ve leukosit morfolojisi sadece trombositlere bakmakla yetinmiyoruz. Şistosit varsa hemen aklınıza trombotik mikroanjiyopati tablosu geliyor. Özellikle TTP ve HÜS'ü ilk basamakta düşünmeniz lazım. Dik hastalarında özellikle septik hastalarda da mutlaka hemen aklınıza gelme trombotik mikroanjiyopati tablosu. Şistositler parçalanmış eritrositlerdir. Bakın şurada bir yere koymuş olmalıyım. Bakın burada görüyorsunuz. Şurada halka içerisinde alınmışlar parçalanmış eritrositler. Burada trombüse çarpıp parçalandığı için eritrositler bu şekilde bir morfolojik görüntü oluyor. Çekirdekli eritrositler ya da hovulcu cisimcikleri gördüğünüz zaman hemen dalak fonksiyon bozukluğu aklınıza gelecek. Siferositler gördüğünüz zaman imin hemolitik anemi özellikle Evans sendromu şeklinde prezente olduysa bu şekilde olabilir. Gözdeşi hücresi görüyorsanız miele fibrozis hemen aklınıza gelecek. Lükoetroblastik tablo görüyorsanız myelofitizis aklınıza gelecek. Myelofitizis işte kemik iliğini infiltre eden bütün hastalıklarda gördüğümüz işte kemik iliğindeki hücrelerin artık orada barınamaması ve periferik kana çıkmaya zorlanmasıyla karakterize bir durumdur. Lekositazis ve sola kayma varsa yani bant formlarını görmeye başladıysanız enfeksiyonlar. Toksik granülasyon da görebilirsiniz enfeksiyonlarda bu arada. Hipersegmente nötrofiller görüyorsanız megaloblastik anemi. immatür ya da displastik lekositler görüyorsanız tabi immatür lekositler özellikle işte blast görüyorsanız lösemi, Eğer displazik displastik bulgular görüyorsanız daha çok mielodisplastik sendroma doğru yönleniyoruz. Ve döhle cisimcikler. Tabi displastik lökositler derken özellikle granülasyonu azalmış ve segmentasyonu azalmış lökositleri fark e, kast ediyoruz. Hipogranüler, hiposegmenter e, nötrofiller. Bu bir MDS bulgusudur. Bakın Hipersegmente nötrofil görüyorsanız bu daha çok megaloblastik anemi bulgusudur. Yani B12 asit eksikliği bulgusudur. Ama hiposegmente görüyorsanız bu bir miridisplastik sendrom bulgusu olarak düşünmeniz lazım. Pseudopelgerhüet anomalisi de diyoruz bazen nötrofil gördüğümüz zaman. O da bilober yani çift segmentli e, nötrofillerdir. Daha fazla segmente bölünemiyor gibi. Döhle cisimcikleri de MYH9 ilişkili MyHaglin gibi hastalıklarda görebiliyoruz. Bakın burada Mayhaglin anomalisini görüyorsunuz. Bir periferik yayma. Bakın dev trombositler var. Görüyorsunuz. Ve döhle cismicikleri. Bakın şu bilmiyorum fark ediyor musunuz? Sanırım fark edersiniz. Bakın şurada arkadaşlar şöyle bir mavi cismicik var. Almaya çalıştım. Bakın şurada okla gösterilmiş şu mavi cismicik. Bakın şurada da. Bunlar döhle cismicikleri. Ve bu şekilde görebilirsiniz periferik yaymada. Hipersegmental nötrofilleri burada görüyorsunuz. B12 folik asit eksikliğinde tipiktir. E, zaten çıkmış sorudur TUS'ta da. Gözyaşı damlası hücrelerini görüyorsunuz. Buna dakriyosit de deniyor. Eee hastalığında görmeyi beklediğimiz bir eritrosit e, morfoloji paternidir. Mutlaka serolojik incelemeleri yapmak istiyoruz. Bakın az önce söyledim. Bizim altın kuralımızdır. Trombostopenik bir hasta gördüğümüz zaman HIV testi yapmadan bırakmayız. HIV mutlaka arkadaşlar istemeniz lazım. Trombositopeni ile prezent oluyor birçok HIV hastası. Ve e, başka bir semptom bulu olmayabiliyor hastalarda. E, HIV pozitif geliyor hasta. Böyle hasta mı oldu? Yani hiçbir şey yok hastanın. Hiçbir semptom bulgusu yok hasta. Normal hayatına devam eden bir hasta. Gelmiş işte bir aile hekiminde kan, tam kan sayımı baktırmış. Aile hekiminde trombostopenisi gelmiş. Bize yönlendirilmiş. Hastanın workup'ında HIV pozitif çıktı hasta. Daha sonrasında enfeksiyon hastalıklarını yönlendirdik hastayı gibi. Ya oluyor çıkıyor arkadaşlar bunları boşuna anlatmıyoruz. Bunlar olabiliyor gerçek hayatta da. Ve hasta sonuçta imin yetmezliği e, derinleşmeden erken tanı aldığı için de hastada işte opportunistik fırsatçı enfeksiyonlar henüz ortaya çıkmadan güzel bir şekilde tedavisini alıp hayatına devam ediyor hasta. Trombostopeni çok büyük problem değildir bu hastalarda zaten düzelir tedavide gibi. HB ve HCV selülosisi mutlaka istiyoruz. Karaciğer fonksiyon testleri özellikle de işte hipersiplenizm ya da siroz düşündüğümüz hastalarda mutlaka istiyoruz. En sık gördüğümüz tanılar, şimdi buraya kadar birçok şey konuştuk. İşte birçok tetkik konuştuk. İşte laboratuvar dışında bakacağız, bana bakacağız, bilmem ne bilmem ne. Şimdi burada bazı hastalarda tanıyı koyabiliyoruz. İşte özellikle ilaç öyküsü ve başka bir problemin ortada bulunmamasıyla beraber ilaç ilişkili trombostopenleri e, tanıyabiliyoruz hastalarda. Bu en önemli tanılardan, en sık gördüğümüz tanılardan bir tanesi. Burada bazı ilaçları bilmek zorundayız. Bakın bazılarının hepsini değil. Zaten burada tablo arkadaşlar buna fazla diyorsanız, ya yani buradaki ilaçlar arkadaşlar 200'ün üzerinde. Hani trombostopeni ile ilişkili ilaçlar 200'ün üzerinde ilaç var. Hani bunlar benim sizin için o büyük tablolardan seçtiğim triyajla bir hematolog olarak triyaj yaptığım ilaçlar. Apsiximab, eptifibatit, tirofiban. Bu üçünü aynı böyle satıra yazdım. Neden? Çünkü bunlar glikoprotein 2B 3A inhibitörleri. Değil mi? Hızlı bir şekilde trombostopeni hastalarda ortaya çıkıyor. Bazen yalancı trombostopeni oluyor. Böyle birbirine yapış yapışabiliyor trombositler bu ilaçları verdikten sonra. Bazen de gerçek trombostopeni olabiliyor bu hastalarda. Betalaktam antibiyotikler. Karbamazepin ve fentoin kullanımı. Bunlar antiepileptik ilaçlar. Valproat da antiepileptik ama Valproat genellikle mielisipresyon yaparak ortaya çıkartıyor trombostopeni'yi. Furosemid, Vancomisin, heparin, heparin induced trombostopeni zaten bir miktar bahsettim. Linezolit çok önemli bir ilaç arkadaşlar lütfen unutmayın. Sınavda da çıkacak, yan dalda da çıkar, tusta da çıkar, bord sınavında da çıkar, her yerde çıkar. Yani bizim hematoloji bord sınavlarında da çıkıyor linezolit, trombostopeni yaptığı özellikle. Nansteroidler, kinin, kinidin karşınıza çıkabilir. Özellikle kinini çok fazla katkı maddesi olarak da kullanılıyor. Kinedini genel olarak anti olarak kullanıyoruz. Mesela kinedini özellikle kullandığımız bir e, hastalık var mı? Şu an aklıma geldi. Hadi söyleyeyim size. Çıkmış bir tuz sorusudur aynı zamanda. Brugada sendromunda kinedin çok işe yarıyor. Kinedin veriyoruz Brugada sendromunda medikal tedavide. Çıktı bu soru. Rifampin ve sulfanemitler gibi genel bakın bir sürü antibiyotik zaten saydık. ITP diğer gördüğümüz sıktanı, imin trombositopeni. Hikaye fizik muayene laboratuvar tetkiklerinde alternatif aşikar başka bir tanı aklınıza gelmediyse ya da bulamadıysanız hastayı İTP kabul edebilirsiniz. Trombost antikorları vardır burada. Genellikle glikoprotein 2B3 a reseptörlerine karşı antikorlar gelişir ama bazen glikoprotein 1B9 reseptörlerine karşı da antikor gelişebiliyor. Bu antikorları ölçmek faydasız çünkü sağlıklı popülasyonda da bu antikorları görebiliyorsunuz. Yani spesifik değildir, hastalığı spesifik değildir bu antikorlar. <laughs> bu yüzden ölçmek gereksizdir tanıda. ITP ile uyumlu olmayan bir bulgu varsa kemik ile aspirasyon biyopsisi yapmayı düşünebilirsiniz. Mesela ITP ile uyumlu olmayan bulgu nedir? Hani bundan çok kısaca bahsetmek istiyorum size. Şimdi ITP hastalarında organomegali görmeyi beklemiyorum primer hastalarda. Mesela siprenomegali, hepatomegali, lenfadenopatik görmeyi beklemiyorum. Başka bir sitopeni olmasını beklemiyorum. Yani izole trombositopeni vardır bu hastalarda. Anemisi yoktur. Ne bileyim işte lokopenisi yoktur ya da stozları yoktur gibi. Hasta steroide yanıt vermesini beklerim. Steroide yanıt vermiyorsa gene burada kuşkulanmanız lazım. Ya bu hasta tepe değil mi acaba? Niye steroide yanıt vermedi? Demeniz lazım. Periferik yaymasında atipik bir hücre gördüyseniz hemen kuşkulanmanız lazım arkadaşlar bu hastalarda. Hemen acaba bir kemik aspirasyonu mu mu yapsam? Bu blast mı? Lösemi mi acaba hasta diye? Hastayı ileri tetkik yapıyoruz. Her hastada tedaviye gerek yoktur. Burada endikasyonlar YouTube videosunda dedim çünkü bu slaytları paylaşmayı planlıyorum. Ee, Birçok hastayı zaten tedavisiz izleyebiliyoruz İTP'de. Buradaki temel tedavi kriterimiz trombosit sayısının 30 binin altına inmesi ya da artı eksi kanama olması hastada. Böyle bir bulgunuz varsa o zaman hastada tedavi veriyorsunuz. Tedavi olarak da ilk basamakta bu hastalarda steroidleri kullanıyoruz. Ee, ya prednizon böyle uzun dönemde verebilirsiniz hastada ya da böyle çok kısa biz genellikle klinik pratiğimizde bunu yapıyoruz. Birazcık yüksek doz, üst üste 4 gün deksametazon veriyoruz. Hastalara ve bu da mükemmel bir tedavidir. Yani uzun süre steroid vermektense hemen hastaya üst, üst üste 4 gün yüksek doz deksametazon veriyoruz. Ve hastaların çoğunda tam remisyon elde ediliyor. Tabi e, hastalar daha sonrasında tekrarlayabiliyorlar. Ama bu videonun konusu değil. Oraya girersek çok çok uzatırız bu konuyu. Şimdi gelelim bu hastaların yönetimindeki temel ilkelere. Altta yatan hastalığı bir kere mutlaka tedavi etmek istiyoruz. Yani TTP'yi tedavi etmeden trombostopeni tedavi edemezsiniz. Lösemi'yi tedavi etmeden trombostopeni tedavi edemezsiniz vesaire. Trombost infüzyonu indikasyonlarını değerlendiriyoruz. Bence bütün hekimler olarak buna bir miktar hakim olmamız gerekiyor. Çünkü her trombostopeni de panik yapmıyoruz hastalarda. Bakın buradaki korkumuz en başta da söylemiştim kanama olması. Ama hastanın birçoğunda kanama görülmüyor. Trombostopene'de spontan bir kanama görebilmeniz için hastanın trombosit sayısının 10.000'in 10 altına düşmesi gerekiyor. 10.000'in 10 üstündeyse panik yapmanıza gerek yok. Trombosit vermenize özel bir durum yoksa yani bir girişim falan yapmayacaksanız gerek yok. Ama 10.000'in 10 altındaysa hastayı öyle eve gönderemezsiniz. Bu hasta spontan intrakranial kanamayla hayatını kaybedebilir. Bu yüzden bu hastalarda trombosit veriyoruz. Ya da aktif enfeksiyonu ya da ateşi varsa hastanın yani ciddi bir katabolik tablosu varsa bu tablolarda trombosit yıkımı, tüketimi hızlanacağı için 20 bin altındaysa trombosit vermek istiyoruz. Bakın hasta sepsiste ciddi bir enfeksiyonu var, ateşi çok yüksek. Bu hastalarda 20 bindir sınır. Ama bunlar yoksa 10 bindir sınır. Bakın soru olarak karşınıza gelebilir bunlar. Bunun dışında birazdan zaten tablo şeklinde göstereceğim. Hani girişimlerdeki temel trombosit hedeflerimiz nedir diye. Ciddi trombostopenisi olanlar ekstrem sporlar ve darbe içeren aktivitelerden kaçınmalı. Yani boks falan yapmasın bir zahmet bu e, hastalar. Ya da dövüş sanatlarına ilgi duymasınlar artık. Trombositleri en azından yükselene kadar. Trombostopeni tromboz açısından koruyucu değildir. Bu yüzden asla şöyle bir düşünceniz olmasın. Mesela hastanın atrial fibrilasyonu var diyelim. Bakın en sık gördüğümüz şeylerden biri bu. AFS var hastanın. Siz hastaya doak veriyorsunuz. işte apik veriyorsunuz. Ee, ve hastanın trombositi 40 bin. Ne düştü? Sonra diyorsunuz ki ya ben bu hastada artık doğak vermeyeyim. Şimdi hasta bir de kanar manar başımıza bela alırız. Zaten trombosit de 40 bin. Nasıl tromboz olacak bu hasta falan diye kesiyorsunuz. Hasta arkadaşlar çat diye inmeyle hayatını kaybedebilir. Bakın kaybeder. Ee, ve burada pro, suçlu siz olursunuz. Bu çok doğal. Çünkü hastanın apik sabanını kestiniz. Şimdi burada tabii ki böyle bir güveniniz olmasın. Böyle kararları tek başınıza asla arkadaşlar, pratisyensiniz özellikle sakın sakın vermeyin. Sakın böyle şeyler yapmayın, böyle çılgınlıklar yapmayın. Hasta kanıyorsa tamam kesin. Onda bir problem yok. Ama hasta kanamıyorsa hasta kanamıyorsa kendi başınıza asla ve asla böyle ciddi bir endikasyonda antikoagulan kullanan bir hastanın ilacını lütfen kesmeyin. Bu hastaları hematoloğa, kardiyoloğa takibi olduğu hekimlere yönlendirin. Ya da konsülte edin hızlı bir şekilde. Onlar karar versin. Böyle bir sorumluluğun altına asla girmeyin. Buna ben karar vereyim. Siz karar vermeyin arkadaşlar. Bu benim işim çünkü. Bu hastalığa antikorbilanı kesip kesmeme işi. Sizin işiniz değil. Pratisyenseniz eğer. Ama kanıyorsa dediğim gibi kesebilirsiniz. Onda bir problem yok. Ama kanamıyorsa kesmeyin. Çünkü biz hastalarda tromboz riskini ve kanama riskini tartıyoruz. Hasta özelinde yani bununla ilgili şöyle bir kılavuz da yok. Mesela 40 binin altında, 50 binin altında antikoagülen vermeyin diye bir kılavuz önerisi yok arkadaşlar. Mesela klinik pratikte görebilirsiniz bunu. Ben de görüyorum bazen. İşte 50 binin altında vermeyelim antikoagülen. İşte 40 binin altında antikoagülen vermeyelim. Verebilirsiniz ya. Niye vermiyorsunuz? Verebilirsiniz. Hastanın tromboz riski daha yüksekse terazide verirsiniz. Gerekiyorsa tromboz replasmanı yaparak verirsiniz. Yani bu yüzden hasta özelinde hastanın risk faktörlerine göre karar vermemiz gerekiyor. Burada global bir şey yapmayın hastalarda. Yani 50.000'in altında antikoagülinin kestiği bir şey yoktur arkadaşlar. Verebilirsiniz. Hastanın trombozu riski yüksekse. Ama bunu bu karar dediğim gibi bırakın hematologlar versin. Siz vermeyin bunun kararını. İnvazi prosedürler açısından da trombos sayısına mutlaka çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın burada hani direkt bu slaytı açacağım. Kendi konu kitabından aldığım bir e, tablo bu. Bakın 100.000'in altındaysa Mutlaka işte santral sinir sistemi cerrahisi planladıysanız, göz cerrahisi planladıysanız ya da tiroid gibi böyle ciddi bir boyun operasyonu planladıysanız bu hasarda 100 binin üzerine çıkartmak istiyoruz trombosit operasyon ya da girişimden önce. Hasta hayatını kaybedebilir çünkü kanarsa. Bunlar çok ciddi e, problemli kanama bölgeleri. 50 binin altındaysa genel olarak bütün majör cerrahileri bu gruba katabilirsiniz. Karaciğer biyopsisi yapılacaklar ya da lomber ponksiyon yapılacaklar. Bakın bu da önemli bir bilgi. Acil servislerde çünkü menaj şüphesinde lomber ponksiyon yapmak gerekiyor. Hastanın trombosu 50 bin altındaysa sakın lomber ponksiyon yapmaya çalışmayın. 50 bin üzerine çıkardıktan sonra lomber ponksiyon yapın böyle durumlarda. 20 binin altındaysa aktif kanama ya da yüksek ateşi varsa trombosit replasmanı yapıp 20 binin üzerine çıkartmak istiyoruz. Ama bunun dışında bütün insanlarda kritik sınırımız neydi trombos replasmanı için? 10 binin altına düşmesiydi. O zaman mutlaka bu hastalarda trombosit veriyoruz. Bugün de kendi konu kitabımdan aldığım e, güzel bir yaklaşım tablosu. Hani işi özetlemek için aslında birazdan gene üzerinden geçeceğim. Kafamızda toparlamak için. Trombostopeni de geldi hasta. Bakın. Acaba bu hastanın hemoglobin ve lökosit sayısı nasıl? Yani başka bir anormalliği var mı yok mu diye bunu merak ediyorum. Eğer bu hasta tabii burada öncelikle şunu da yapıyorum. Püsödü trombostopeni mi bunu ekart etmek için zaten periferik yayma yapacağım ama zaten her durumda periferik yayma yaptığım için hani burada özellikle belirtmiyorum bunu. Zaten her durumda periferik yaymaya gidecek bu hastalar. Hemoglobin lokus sayısında bir anormallik varsa hastanın önce bir periferik yaymasına bakıyorum. Eğer periferik yaymasında böyle hipersegmente nötrofili ya da B12 folik eksikliği düşündüren çok aşikar bulgu varsa bunun üzerine gidiyorum. Ama böyle bir şey yoksa bu hastada kim biyopsi yapmak istiyorum. Çünkü bunun altından çok ciddi bulgu çıkabilir. Yani çok ciddi bir hastalık çıkabilir. Primer hematolojik hastalıklar çıkabilir. Eğer hastanın tam kanında başka bir problem yoksa, normalse o zaman gene bakın yani periferik yayma yapmadan zaten ilerleyemem. Yani periferik yayma, bütün yollar periferik yaymaya çıkacak zaten. Periferik yaymasını yapıyorum. Trombositler agregaysa, ise psilotrombositöpeni konuştuk zaten. Stratta ya da heparin tüpte tekrar sayım yapabilirsiniz. Fragmenter trusitler varsa Trombotik mikroanjiopatileri düşünüyorum. Normal eritrosit morfolisi var ve trombositler normal ya da büyükse... ...o zaman burada da ITP başta gelmek üzere birçok ayırıcı da hastalık. Düşünüyorum zaten tablo şeklinde de az önce bu hastalıklarla ilgili sizlerle konuştuk. Ilımlı trombositopeni çok sık görüyoruz klinik pratikte, e, polikliniklerde. Sizler de göreceksiniz. Yani hastanın trombositi 130 bin. Ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Yani... Böyle ılımlı trombostopenisi olan hastalarda ve semptomu olmayan hastalarda. Temel işte laboratuvarını istediğiniz hastanın işte temel biyokimyasal tetkiklerini istediğiniz tam kanını zaten istediğiniz trombostopenisini zaten hastanın tespit ettiğiniz. Periferik yayma tabi mutlaka istiyoruz doğrulamak için bunu. Periferik aymasına da bakıyoruz hastanın her türlü bakmak zorundayız. Ee, serolojisine mutlaka bakıyoruz gene. Ilımlı trombostopenisi olsa da gene serolojisine bakıyoruz HIV ve... HB ve HCV serüvesine bakıyoruz. Eğer bunlarla ilgili bir probleminiz yoksa o zaman bu hastada bir şey yapmanıza gerek yok ve hastayı arkadaşlar sadece izliyoruz. Genellikle bir yıl sonra kontrole çağırıyoruz hastayı. Ama tabii hastaya diyoruz ki hani bir kanama olursa kendini iyi hissetmezsen vesaire vesaire bize gel. Tekrar başvur. Bir bakalım. Böyle trombosit trombositin düşük ama çok önemli değil bu. Senin hayatında hiçbir şey değiştirmeyecek. Normal yaşamına devam edebilirsin. Ama böyle bir kanama olursa da her ihtimalle karşı bizim yanımıza gel bir tekrar bakalım diyoruz. Böyle bir şey olmazsa da yıllık hastayı kontrol ediyoruz. Bu hastaların bakın şöyle bir çalışma yapılmış. Böyle ılımlı bir trombostopeniniz varsa da panik yapmayın. Bu hastaların %90'a yakını bakın %90 diyorum %90'a yakını normale dönüyor süreç içerisinde. Yani trombosti 150 binin üzerine çıkıyor. Yani ne yapayım ki ben bu hastaya? Niye bir şey yapayım? Değil mi? Çılgın değiliz. Niye bir müdahale? steroid mi vereceğim hastaya? Niye steroid veriyorum? Vesaire vesaire. Dediğim gibi çok relax olabilirsiniz bu hasta grubunda. Evet arkadaşlarım trombostopeniye genel yaklaşımla ilgili neredeyse bir saat e, konuştum. E, şimdi özetleyelim tekrar. Ben aslında bunu burada e, bunun üzerinden özetleyeceğim. Toparlayalım. Bir hasta trombostopeniyle geldi. İlk düşündüğüm şey bir trombostopenik hasta geldiği zaman... Bu hasta acil müdahale yapmam gerekli mi, gerekli değil mi? Yani acil bir trombos replasmanı yapmalı mıyım? TTP şüphesi olabilir mi? Acil plazma ferezi almam gerekiyor mu bu hastayı vesaire vesaire. Yani öncelikle kafamda dönen şey bu. Öncelikle bunu değerlendiriyorum hastalarda. Mutlaka hastada periferik yayma yapıyorum. Periferik yayma yapmadan asla ilerlemiyorum. Periferik yaymadaki bulgular beni yönlendiriyor çünkü. Bir, gerçek mi değil mi? Bunu anlıyorum periferik yaymada. 2. periferik yaymadaki hücre morfolojik anormallikler işte eritrosit anormallikleri, lökosit anormallikleri, slaytlarda konuştuk. Bazı ayırıcı tanıları daha ön plana çıkartıyor ve daha ön planda düşünmemi sağlıyor. Aile öyküsü, herediter nedenleri ön planda düşünmeme neden oluyor, olabiliyor. Tabii periferik yaymada da e, işte özellikle döhle cisimlerinin olması mesela işte MH9 ilişkili trombostopenleri aklıma getiriyor vesaire vesaire. Bu şekilde yaklaşıyorum hastaya. Hastanın kliniği ee, bizim için gene çok önemli oluyor. Hani bunu da söyleyeyim. Hani burada direkt e, tabloda yani bu yaklaşımda yazmıyor ama hani konuştuk. Hasta mesela septik bir hasta. Sepsiste takip ettiğim yoğun bakımdaki bir hasta. Senin karşına trombostopeniyle gelişiyorsa, geliyorsa ani bir şekilde tespit ediyorsan burada dik düşünmen lazım. Heparin verdin hastaya cerrahi sonrasında. E, tromboz olmasın diye profilaksi için. Hasta 7 günde trombostopeniyle geldi. Hemen heparin indüstri trombostopeni. Bakın hastanın klinik seyri, klinik öyküsü bizim için çok önemli ayırıcılığında. Trombostinin kaç olduğu çok önemli. Mesela söyledim. bir hasta geldi. Hipersiplenizmi var. 50 bin altına düşmez. Bir örnek daha vereyim. Heparin indüs var. Hiti var. 50 bin altına düşmesini beklemiyoruz hastalarda. Mesela heparin indüs trombostopeni 10 in altındaysa bu başka bir şeydir. 10 bin altında heparin indüs trombostopeni görmeyi beklemeyiz. Mesela ITP'dir. ITP'de 10 bin altına düşer. Ama hit de düşmez. Hipersiplenizm de düşmez. Mesela TTP'de de düşer. Hüste düşmez mesela. 50 binin altına çok fazla düşmesini beklemiyoruz hemolitik üremik sendromda. Ama TTP'de düşer. 20 bin, 10 .000 altına düşer TTP'de gibi. Trombosit sayısı da beni bir miktar yönlendirebiliyor. Eğer yaptığım temel serolojik testler, metabolik testler, işte periferik yayma, bunlar da direkt bir tanı bulamadıysam, o zaman ne düşünüyorum? ITP düşünüyorum hastada. İlaç öyküsünü tabi burada çok sağlam sorgulamanız lazım. Çünkü çok sık bir nedendir izole trombostopeni ilaç öyküsü. ITP hemen aklıma geliyor ve ITP ile hastayı ön tanı olarak takip edebiliyorum. Alımlı trombostopenisi varsa zaten panik yapıyorum. Hastayı öyle e, yılda bir görüyorsunuz. Başka da hiçbir şey yapmıyorsunuz. Eğer hastada ITP ile uyumsuz olan şeyler var ya da böyle arada kaldınız ya da böyle hoşunuza gitmeyen bir bulgu varsa işte atipik bir hücre görmüş olabilirsiniz. Hastanın panstopenisi olabilir, bistopenisi olabilir. Yani böyle direkt ITP diyemediğiniz, İTP'de uyumlu olmayan bulgularınız varsa da kemik iliği aspirasyon biyopsisine giderek hastayı hematolojiye zaten sevk etmeniz lazım. Hematologlar zaten bunu yapıyorlar merak etmeyin. Orada da hematologlar artık kendi primer hematolojik hastalıklarının tanısını koymaya çalışacaklar arkadaşlar. Wow! Ne dersti? Ee, gerçekten trombostopeni çok sık gördüğümüz bir tablo. Ben artık kendime şöyle arkadaşlar tam ekran yapayım. E, siz de göreceksiniz. Belki sizde var. Bilmiyorsunuz. Tam kan sayımı yaptırmadığınız için. Korkmayın arkadaşlar. Hani gidip böyle ta, kan, tam kan sayımı yaptırmama gerek var gibi düşünmeyin ama e, hani panik yapmanıza gerek yok. Trombostopeni gerçekten çok sık görülen bulgulardan bir tanesi klinik pratiğimizde. Bu şekilde yaklaşıyoruz hastalara. Semptom sistematik bir şekilde. Hastanın birçok e, öyküsünü, birçok bulgusunu Böyle bir havuza koyuyoruz ve son tanıya gitmeye çalışıyoruz. Umarım sizler için de e, öğretici ve faydalı bir video olmuştur. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, bir sonraki videonun konusunun ne olacağını bilmiyorum ben de e, sosyal medya hesaplarımdan zaten duyuracağım bunu. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.